Selamünaleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Dün Macaristan'da çeşitli görüşmelerden bahsetmiştik. Macaristan'ı bilindiği gibi devlet başkanları akın etmişti. Burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'i görememiştik. Normalde Türk Devletleri Teşkilatı'nın bütün devlet başkanları Macaristan'a gitmişti. Tokayev'in Hanoi'de olduğunu öğreniyoruz. Kendisi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Vietnam'ı ziyaret ediyor. Kazakistan'la Vietnam arasında vizesiz seyahat anlaşmasının imzalandığı da duyuruldu. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konuda resmi açıklama yapılırken Cumhurbaşkanı Tokayev'in Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vo Van Thoc'un daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Hanoi'ye gittiği belirtiliyor. Tokayev Macaristan yerine Vietnam'a giderken kendisi burada Hanoi'de Vietnam'ın bağımsızlık lideri Ho Chi Minh'in anıt mezarını ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Vietnam Devlet Başkanı tarafından törenle karşılanıyor. Tokayev ve Thoc arasında ikili görüşmelerde ticari, ekonomi, yatırım, enerji, ulaşım, lojistik, tarımsal sanayi, kültürel ve insani alanlarda işbirliği anlaşması imzalandı. Tokayev, Kazakistan'da Vietnam devletine ve halkına büyük saygı duyulduğunu ifade ederken, bu benim Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak ülkenize yaptığım ilk ziyaret açıklamasını yapıyor. Vietnam'ın ekonomik başarılarının ikili işbirliği için ciddi bir temel oluşturduğunu kaydeden Tokayev, iki ülke arasında ekonomik ve siyasi işbirliğine önem veriyoruz ifadesini kullandı. Son olarak Vietnam Cumhurbaşkanı Thoc ise Kazakistan'ı ülkesinin Orta Asya'daki en önemli orta olarak gördüğünü ifade ederken, Vietnam geçmişte ülkenin ulusal kurtuluşu ve yeniden birleşmesi bağlamında bizi desteklediğiniz için Kazakistan'a teşekkür ediyor açıklamasını yapıyor. Tokayev görüşmede Vietnam Cumhurbaşkanı'na da teşekkür etti ve böylelikle bu haberi aktarmış olduk. İkinci haberimizi aktaralım. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde Donetsk Oblast'ında Chasiv Yar kentine gidiyoruz. Chasiv Yar kentinde çatışmaların devam ettiği yönde de görüntüler paylaşılmış. Yine resmi ziyaret kapsamında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin meclis üyelerine hitaben konuşma gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Dün de bilindiği gibi kendisi Hollanda'ya gitmiş fakat daha sonrasında Zelenski'nin açıklamaları Hollanda tarafından yalanlanmıştı. F-16 sayısı konusunda bir anlaşmazlık olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Budapeşte Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu konuşuyor. Kendisi şunları söyledi. Gittiğim her yerde kapılar bana açılıyor. Burada vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlarla hem de diğer ikili işbirliği alanlarında bütün kapıların açıldığını görüyoruz. Alışveriş yaparken, hafta sonu marketten süt alırken de nereden geliyorsunuz sorusuna Türkiye'ye cevap verdiğimiz zaman hep gülen yüzler görüyorum açıklamasını yapıyor. Yemen'e gidiyoruz. Yemen'de İran destekli terör grubu Husiler Yemen halkına saldırmaya devam ederken 9 yıldır süren anlaşmazlık, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da bölgeyi kışkırtması sonrasında çıkmaza bürünmüş durumda. Burada Çin'in arabuluculuğu da işe yaramadı. Bölgede artan fakirlik ve yaşam şartlarındaki zorluklarla boğuşan Yemenliler de yerlerinden edilirken halkın harç cebelinde çölün ortasında kurduğu derme çatma barakalardan görüntüler paylaşılıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, arabuluculuk görüşmeleri bağlamında dün haberi servis etmiştik. Bugün itibariyle Nijer'e gelen heyet 48 saatlik görevinin sonunda Nijer'den ayrıldı. General Abdüsselam Ebu Bakar başkanlığındaki heyetin Diori Hamani Havalimanı'nı kullanarak ülkeden ayrıldı ve Nijer geçiş dönemi Başbakanı Ali Mahame Lemine Zeyne'ye teşekkür ettiği ifade ediliyor. Ülkemize gidiyoruz. Yine atış yapılacak. Türkiye Sinop'ta 28 Ağustos'a kadar NAVTEX ve NOTAM ilan ediyor. Bakalım bu sefer hangi füze test edilecek, biz de merakla bekliyoruz. Karadeniz'e gidiyoruz. Karadeniz'de tekrardan bu arada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz'de faaliyet gösteren istihbarat uçaklarını görmektesiniz. NATO'ya ait E-3A'ki 2 tane, ABD donanmasına ait EP-3E, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait L-600 Artemis, yine Türk donanmamıza ait P-72 Deniz Karakol uçağı da bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken her iki tarafta helikopter kaybetmemek için alçak uçuş yapıyor. Mi-35M helikopterinin uçuşundan ilginç bir görüntüyü görmektesiniz. Yine Fransa ordusu Yunanistan'a desteğe devam ederken yine tatbikat ilişkin yeni görüntüler paylaşılıyor. Aylık taahhütlere bakış şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bölgesel ortaklığımızı pekiştirdik, stratejik dayanışmamızı teyit ettik, egemenliğimizi güçlendirdik, doğal afetlerden etkilenen ülkelere yardım ediyoruz paylaşımı yapılmış. Zaporojya bölgesinde Robotine yerinde an itibariyle terk edilmiş Leopard 2A4 tankını görmektesiniz.
Bir tane daha kritik NATO sistemi Rusların eline geçmiş durumda. Yine Rusya demişken, Rus donanmasına ait bir müfrezenin Pasifik Okyanusu'nda 3 haftadan fazla süren ortak devriyeden sonra Çin'in Kundio limanına demirlediği belirtiliyor. Rus donanmasının Pasifik filosuna bağlı gemi müfrezesini limanı ziyaret ettiği ve Çin ordusu tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA tarafından karşılandığı belirtilirken, görüntülere baktığımızda proje 20.380'de Strogozhsky sınıfı korvet Aldar'ı görmekteyiz. Yine proje 1115 Udaloy sınıfı muripler Amiral Tribus ve Amiral Pantelev dikkat çekiyor. Bu bağlamda Tayvan'da geçen günlerde uyarı yayınlamıştı. Bilindiği gibi bölgede gerginlik devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait donanma gemilerinin Tayvan deniz sahasına girdiği yönünde de iddiada bulunulmuştu. Tabii ki de bu iddia Tayvan'a ait. Yine gerilim devam ediyor. Dikkat ederseniz hep şu haberler paylaşılıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'yi ziyaret edecek. Daha sonrasında o ay geçiyor. Bir sonraki ay bu ziyaret olacak deniyor. En az 5 kere böyle haber servis ettik. Benzer şekilde son aylarda da sürekli Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, yakında gelecek, Ağustos'ta gelecek şeklinde haberler paylaşılıyordu. Rus medyası şu iddiada bulunmuş. Rus medyasına göre Putin Erdoğan'la görüşmeye gitmeyecek başlığı atılıyor. Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanlarının Türkiye'de görüşmesinin şüpheli olduğu belirtilmiş. Bir kaynaktan alınan bilgiye göre Türkiye ile Rusya devlet başkanları arasında Türkiye topraklarına görüşme olasılığının düşük olduğu değerlendiriliyor. Bu kararın gerekçesi paylaşılmamış. Putin'in Türkiye'ye gelmeyeceği belirtiliyor. Son yıllarda iki ülke arasında özellikle yakın ekonomik ve siyasi bağlar dikkat çekerken, ancak son zamanlarda Rusya her alanda Türkiye'nin karşısında durmaya başladı. Rus tarafı bu konuda henüz bir yorumda bulunmazken, özellikle Ukrayna Savaşı, Azov'un iadesi, Rusya'nın sürekli Suriye'de Suriye Milli Ordusu'nu vurması, Karabağ'da Rusya'nın kışkırtma hamleleri, yine geçen günlerde Karadeniz'de Türk tahıl gemisine yapılan saldırı gibi çeşitli gelişmelerin bu ziyaretin iptal olmasına sebebiyet verdiği belirtilirken, bu arada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ise neden gelmediği konusunda herhangi bir açıklama yapılmıyor. Nijer'de iktidara gelen ordu iktidarı gasp etmeyeceğine söz verdi. Nijer'de bir grup darbeciye liderlik eden General Tikani yurttaşlarına seslendi. Rusya ile işbirliği mesajı verirken burada Putin'in bizzat posteri asılmış durumda. İlginç görüntüleri de görmektesiniz. Artık dünyada hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Yine bir önceki videomuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'da kimlerle görüştüğünü söylemiştik. Şimdi ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Macaristan ziyaretinden bahsedelim. Kendisi dostlar bizzat Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşme gerçekleştirdi. Buradan da haberler paylaşılmış. Yine yarı final mücadelesini atletizm şampiyonasında İlham Aliyev ve eşinin bizzat yerinde izlediği belirtiliyor. Başnaziri Viktor Orban ile birlikte finali izleyip Milatletka merkezinde atletika üzere dünya şampiyonatının kişiler arasında 100 metre mesafeye kaçış yarışının finali geçirilip Prezident İlham Aliyev ve Birinci Hanım Mehriban Aliyeva Macaristan'ın Başnaziri Viktor Orban ile birlikte finali izleyipler.